Kıymetli takipçilerimiz, gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, Azerbaycan Meclisi'nde Erdoğan'dan son dakika tarihi rest. Bütün dünya bilsin ki dedi. Değerli dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Karabağ ve Azerbaycan toprakları 30 yıl boyunca yakıp yıkanları görmeyenler azatlık mücadelesini egemenlik için seferber oldular. Gelsinler Fuzuli'yi görsünler, gelsinler Karabağ'ı görsünler, her şey ortada. Dün yol boyunca bunların halini gördük, kelbeceri gördük. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, giderkense tarumar ediciydi. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir evi yıkmadılar, ateşe vermediler. Çünkü insan kendi vatanını yıkamaz, ateşe veremez. Karabağ onların vatanı olmadığı için yakıp yıkarak gittiler. Şimdi Azerbaycan tekrar inşa ediyor. Buraları inşallah beraber inşa edeceğiz. Yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Medeniyetle vandallık arasındaki farkı görmek isteyenler gelsin, Karabağ'daki iki dönem arasındaki farka baksın. Dün Şuşa'daydık. Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık. Şuşa tabii bir sanat akademisi gibi müziğin, edebiyatın, sanatın en güzel seviyede yaşadığı ve yaşatıldığı şehir olmuştur. Kartal yuvası gibi kayalıkların üstünde semaya yakın kurulmasından olacak Şuşa'ya kültürün, sanatın ilhamları hep bolca gelmiştir. Bu şehir dahi bestekar Üzeyir Hacıbeyli'nin, Hurşit Banu Neteva'nın ve daha nice sanatçıların yurdudur. Şuşa'yı gelecek yıl Türk dünyası kültür başkenti olarak görmekten gurur duyarız ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler, haberin sonuna geldik. Bir diğer haberde görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.